Merhaba arkadaşlar, sizinle kırtasiye malzemelerini göreceğiz. Evet, Elif öğretmenin istemiş olduğu kırtasiye malzemelerini kırtasiyeden aldı. Evet. Ve şu anda onların hazırlığını yapacak. Çünkü hepsinin tek tek etiketlenmesi ve hazırlanması Bakın, gerekiyor. Benim suluğum. Evet, suluğumuzu zaten alırken videomuzu paylaşmıştık. Evet. Elif burada tekrar göstermek istedi çünkü gerçekten suluğuna hayran. Evet. Evet, pompon gibi. Artık başlayalım mı? Başlayalım. Peki. Burada benim tabii oynar gözlerim var. Öğretmenim istedi. İstemezse yoksa. Evet, çünkü 10 renkte balon istemişti öğretmenimiz. 10 adet renkli balon. Arkadaşlarımın doğum günü falan olacak ya da onlarla etkinlik yapacağız, süslemeler yapacağız, okula eğleneceğiz, bir şeyler yapacağız. Balon şişirip Efra atacağız, oyun oynayacağız. İkisinden biri olacak. Evet, öğretmenimiz güzel eğlenceli etkinlikler hazırlıyor çocuklara. Evet, öğretmenim benim bu yıl bayağı bir iyi. Çünkü bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar, ben çok güzel etkinlikler yapıyorum. Bir tane fil yapmıştım. Bir tane göz oynar göz koymuştum. Evet. Mum yapıştırıcı anneciğim, onlar sticker değiller. Renkli ve parlak olanlarından aldı Elif bu yıl. Evet, bakın çok güzel ama yani. Evet, emzi olduğu için Ela tam konuşamıyor. Kusuruna bakmayın, emzikten de vazgeçemiyor. Arkadaşlar, bunu ben aslında okulda kullanmak için almıştım. Ama evde videosunu çekiyoruz. Çünkü okulda annem olamayacak. Bakın. Evet, oynar gözleri. Şimdi tek tek etiketlemeye başlayalım mı? Evet. Elifciğim, istersen önce şeyle başlayalım. Balonları bir tane poşet bakın hazırlamıştık ya, hepsini ona koyalım. Evet, bu da kullanacağımız etiketler. Ela gösterdi bize. Teşekkür ediyoruz Ela'cığım. Poşetimizin içine Elifciğim bütün balonlarımızı dolduralım. Nerede açılıyor? Diğer taraftan anneciğim. Burada. Evet, oradan. Açtım. Ben de alacağım bir tane. Ben bunları göreyim. Evet, bütün renkli balonlarımızı poşetimizin içine koyalım. Ben de mavi ile sarılar dolduracağım. Yakala. Tamam, çok güzel. Şimdi etiketleri bana verin. Ben üzerine adını yazayım. Hazırlayayım. Sen de tek tek yapıştırma işlemini yap. Olur mu? Tamam. Tamam. Evet, şimdi yapıştırma işlemine başlıyor Elif. Evet, hamurları da almıştık. Onların biz böyle tek tek isimini yazıp hazırladık. Çünkü öğretmenimiz bu şekilde istiyor. Karışmasın oyun hamurları diye. Bütün aslında malzemelerini bu şekilde istiyor. Anneciğim, güzel yapıştırman çok harika ama şöyle biraz kenara, böyle kenara yapıştırmamız lazım. Çünkü dosyanın içinde ne olduğunu öğretmenimiz görmek istediği için şeffaf kapaklı aldırdı bize. O yüzden mümkün olduğu kadar kenarlarda dursa isim yazımız daha güzel olur. Bakın arkadaşlar, çıkartayım, bir daha yapıştırayım mı? Ben onunla daha sonra bakayım istersen, sen diğerlerine yapıştır ama mümkün olduğu kadar kenarlara, köşelere yapıştır. Böyle tam ortalı yapıştırma. Bakın. Evet, bu da Elif'in cüzdanı. Aslında bu yeni değil. Ama biz çok yeni durduğu için bu sene tekrar kullanıyoruz. İçini de bu şekilde hazırladı Elif. Yine oyun hamurlarından bir tane koydu. Kalem açacak koydu. Makasını koydu okulda kullanmak üzere. Rengarenk boya kalemlerini koydu, kuru boyalarını. Evet, başka bir şey var mı Elif'ciğim bunun içinde? Önü de açalım. Önü de görebiliriz. Ben öne simli yapıştırıcımı koydum. Evet. Bir de şöyle. Silgini koydun. Koydum. Aslında silgim de yeni değil. Yeni olduğu gibi. Yeni gibi. Pek evet, kullanmadım. Hiç kullanmadığı için onu da evden koyduk, almadık. Evet. Zaten önceki videolarımızı izleyenler bilir. Elif'in bayağı ciddi bir kırtasiye malzemesi var. Hiç açılmamış silgiler falan görmüştük orada. Bu da küçülen kağıt. Elif etiketini yapıştırdı. Arkadaşlar, buna mesela bunun gibi ev çizebilirsiniz.
sonra bunu fırına veriyorsunuz ve küçücük anahtarlık oluyor. Evet, fırına verince küçülüyor çizdiğiniz resim ve sertleşiyor. Elif onlardan anahtarlık yapmıştı geçtiğimiz yıl. Bakalım bu yıl öğretmeni nasıl bir etkinlik yapacak, bakacağız. Öğretmeni eğer onları yaptırırsa ve Elif onu eve getirirse sana hediye eder, olur mu? Evet, çoksa iki tane yaparsan belki birisini sana birisini bana veririm. Eğer şu köpekten herkese arkadaşlar evet. Nereden açıyor derseniz eğer buradan açılıyor. Bence biliyorlardır. Biliyorlardır. Evet, çünkü solukların hepsi öyle açılıyor, evet. Hadi anneciğim, diğerlerini de etiketleyelim. Orada Evan var. Eva da istemişti öğretmenimiz. Evet. Eva'dan da güzel etkinlikler yapılıyor. Biz hatta evde de böyle bir Eva etkinliği düşünüyoruz Elif'le. Bakın bu Eva. Bakın. Evet, bu da pastel boyalarımız. Eva'mızın etiketini yapıştır Elif. Tamam. Eva. Pastel boyamıza da etiket yapıştıracağız tabii. Ela onu getirsen istersen ablan ona da yapıştırsın. Kenarlarına yapıştır anneciğim. Çok ortalık bir yere yapıştırma. Ben yapıştırabilir miyim bunu? Tamam, güzel. Pastel boyamıza da yapıştıralım. Ona da şöyle bel kuşumu yapıştıracağım. Şöyle kenara yapıştıracağım. Evet, çok güzel. Etiketlediklerimizi kenara alalım. Etiketlemediklerimizi etiketlemeye devam edelim. Balon paketinin üstüne de bir tane etiket yapıştır bence Elif'ciğim. Ona da mor yapıştıralım mı? Tamam. Ela gibi morlu olsun. Mor. Hadi bakalım yapalım. Buraya yapıştırdım. Evet, çok güzel. Şöyle kenara. O da tamam. Şimdi kağıtlarımıza da yapıştıralım mı? A4 kağıtlar istemişti okulumuz. Onları da hazırlayalım. Bakın. İstersen kartonlara yapıştırmayalım. Şey, keçeli kalemlerimizi gösteriyor Ela. Onu da kırmayalım, onu da gösterelim. Keçeli boyalarımız. Bu çünkü karton diye yeni. Evet, evet. Yapıştırdık mı ondan kalkmaz. Etkinliği yapacağınız zaman da üzerinde kötü bir görüntü olur. Onlara yapıştırmayalım. Evet Elif'ciğim, kağıtlarımıza da yapıştıralım. Tamam, diğer kağıdımıza da yapıştır. Bu arada çok var içinde. Çünkü 20 tane kilo falan var, bayağı bir ağır. Evet anneciğim. Bunu bu kadar ayrı koyacağım. Çünkü A4 kağıtlar inanılmaz çok kullanılıyor, her şeye lazım. Evet, bakın yine ikinci kutumuz. Evet, ona da etiketimizi yapıştır anneciğim. Bir dakika sen kardan. Bir dakika, bu ağır. Çok güzel. Okul benim en heyecanlandığım kızım. Hele ana sınıfa. Evet. Ben 100 kere ana sınıfına gitmek istemişimdir küçükken. Elif gerçekten 2 yaşında ana sınıfına gitme isteği başlayan bir çocuktu. Evet. Tamam, bakın, tamam. Oynar gözün. Tamam, biliyoruz. Mavi yapıştıracağım. Tamam. Şöyle kenara yapıştıracağım. Bunu yakın yapıştıracağım. Ela'cığım, şey ver ablana, oradaki dosyayı ver, onu da yapıştırsın. Aa, evet. Çok kolay. Evet, o dosyamıza da yapıştıralım Elif'ciğim. Ona da şöyle kafein kaldı. Bu normalde çok yengil ama bu ne yapalım? Hadi Elif'ciğim, yapıştır anneciğim. Evet, çok güzel. Eline sağlık. Ya annemin ya benim. Evet, şimdi Elif'ciğim hepsini etiketledi artık. Bunları tek tek poşete yerleştireceğiz. Evet, bitti etiketimiz. Ela gösterdi. Bazılarını biz düz beyaz etiketle etiketledik. Mesela oyun hamurlarımız öyleydi. Evet, o aynalı karton Ela'cığım. Kırmızı renkli. Ve onlar da düz mavi kartonlar. Arkada mukavvaları var Elif'in. Bir sade ve bir pembe renkli. Bir de krafon kağıdı mıydı? Krafon kağıdı var. Ha, bir de hula hoop istedi öğretmenimiz etkinlikleri için. Onu da aldı. Tabii Ela da kendine aldı. Okula gitmemek benim suçum mu dedi. O da aldı kendine. Ben de okula gideceğim deyince.
Tabii efendim, siz de gideceksiniz. Çok doğru. Belki o da nasıl olduğunu bilecek. Bu aralar oynarken biraz korkmadı. Bu arada küçülecekti. Annemin bahçesi küçüktü. Evet, biraz küçülttüm ben. Ela onu anlatıyor. Emzikli olduğu için anlamamış olabilirsiniz. Ela'ya büyük geliyordu. Ben biraz küçülttüm. Ela şu an robot oldu. Robot Ela. Ama Ela'cığım, bizim artık hazırlamamız lazım çantamızı. Beyaz poşetimiz var. Üzerine biz yine Elif'in adını yazdık. Öğretmenimiz o şekilde istedi. Karışmasın diğer arkadaşlarınınkiyle diye. Şimdi Elif içine tek tek malzemelerini dolduracak. Kocaman poşet bayağı da kalır. Evet, büyük olması lazım ki anneciğim hepsini alabilsin içine. Aynalı. Evet, aynalı kırmızı karton diye söyledim ben onu. Kulehop'unu koyma, onu ayrı götürürüz. Sığmaz çünkü o. Onu ver ablana, hadi poşete koysun. Önce ben bu kartonlardan başlıyorum. Tamam. Mukavvaları da ben en son yerleştireyim istersen. Onlar sana biraz büyük gelir çünkü yerleştiremezsin. Diğer malzemeleri yerleştirsen. Pastel boyamız. Sulu boya neden yok? Bu sene öğretmenimiz istemedi. Belki okulumuzda vardır, ondan kaynaklıdır. Var okulumuzda. Öğretmenim çekmeceler daha çıkartırken biz oyun oynarken hep görüyordum. Tamam, o zaman onun için istememiştir. Ela da illa bilekliğini göstermek istedi. Arada onu da gördünüz. Hemen videonun kenarından geldi geçti. Oyun hamurlarını koydu Elif. Piritlerini hazırlıyor. Arkadaşlar, neden öğretmenim 4 pirit istiyor biliyor musun? Bazen piritlerimiz kuruyor. Evet. Sonra bazen piritlerimiz kirleniyor. O yüzden değiştirmek için. Evet. Şöyle saçını biraz alır mısın gözünün önünden? Tamam anneciğim. Teşekkür ederiz. Fark etmedi. Tamam. Oldu sanki için. Zaten yenkli olarak. Ne yaptınız Elif Hanım? Kıvam koyuyorum. Cüzdanını istersen ona koyma, çantana koy direkt. Zaten çantama koyuyorum. Cüzdanımızı, suluğumuzu biz çantamıza koyuyoruz. O şekilde götürüyoruz. Bu çok ağır. Bunu en son koyuyorum. Tamam, onları ben en son yerleştiririm. Sen yerleştirebileceklerini yerleştir. Tamam, sen yerleştirebileceklerini yerleştir. Diğerlerini ben yerleştiririm. Büyük biraz, evet anneciğim. Kalemim, takta kalemim. Evet, Elif yerleştirmeye devam ediyor. Küçülen kağıdını koydu. Keçeli kalemlerini koydu. Oynar gözlerin poşetin altında kaldı, haberin olsun. Alırım ben onu. Tamam mı? Sadece büyük parçalar mı kaldı? Evet. Tamam, onları da ben yerleştireyim. O zaman şimdi bay bay diyelim mi? Bay bay. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.